Herkese merhaba, canım ülkemin canım insanları. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. İlk defa izleyenler için küçük bir açıklama yaptıktan sonra bugün konseptimizi anlatacağım size. Ali ve ben bir yıldır Güney Amerika'yı geziyoruz ve sonunda da bir yılın sonunda başladığımız nokta olan Buenos Aires'e geri döndük. İspanyolca öğrenmek için ve gerçekten burada bir challenge deniyoruz. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Hep birlikte de bu yolculuğumuzu sizinle paylaşıyor olacağız her hafta. Şimdi bugün 8 Mart dolayısıyla dışarı çıkacağız. Burada her yıl 8 Mart'ta çok büyük yürüyüşler oluyor ve protestolar çok enteresan ve hiçbir şekilde ortamda polis görmeyeceksiniz. Değişik bir 8 Mart deneyimi yaşayacaksınız. Dünya üzerinde bence 8 Mart'ın en görkemli kutlanıldığı yer Arjantin, Buenos Aires diye düşünüyorum. Neden öyle dediğimi de bugün sokakları size gösterdiğimde anlayacaksınız. Şimdi arkadaşımız Deniz geldi. Deniz'le de biz nasıl tanıştık? O da bizden birkaç gün önce geldi buraya galiba. YouTube'dan bizi görüyor, mesaj atıyor ve sonra arkadaşlığımız başlıyor. Hem sizinle onu tanıştırayım, içeride kahve yapıyorlar. Hem de birlikte şöyle pırıltılı, şöyle göstereyim, şöyle. Yüzümüze bunlardan süreceğiz çünkü bütün kadınların yüzü pırıl pırıl olacak orada. Geçen sene katılmıştım, geçen seneki videolara bakabilirsiniz. Bu sene daha iyisini çekeceğim çünkü bu sene şarjım var. Geçen sene şarjım yoktu. Şimdi içeri gidelim, hem Deniz'le de tanıştırayım sizi. Bengay sürdü. Aa. Merhaba Deniz. Bengay. Merhaba. Merhaba. 8 Mart Bayanlar Günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Senin de Ali'cim, senin de. Evet. Bugün çok eğleneceğiz. Gerçekten çok görkemli bir 8 Mart kutlamasına katılacaksın. İnanamayacaksın. Bazen ağlayacaksın. İkinci kere ben hayatımın en mutlu 8 Mart'ını geçireceğim. Süper. Daha şey yapacağız, makyaj. Evet. Birazdan pırıltılı makyaj görüntülerimizle de devam edip sonra sokaklara dökülüyoruz. Evet. Hadi görüşürüz. Şöyle yapalım bak, bunu bayağı yoğun zaten şu, şunu buraya sürebiliriz. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness, I guess that ignorance is bliss. Evet Cansu, bu Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlara bir mesajın var mı? Emekçi kadınlarımızı çok seviyorum. Aslında bu hikayenin nereden başladığından bahsedelim biraz. Şimdi yılını tam hatırlayamamakla birlikte 1900'lerde Amerika'da çalışan emekçi kadınlarımızın olduğu fabrika yakılıyor ve kadınlar içinde ölüyor. Ondan sonra 8 Mart her yıl kutlanmaya başlanıyor. Hikayeyi şöyle bir anlattıktan sonra Buenos Aires'in burada nasıl bir özelliği var? Gerçekten bence değil yani, bu bir şey değil mi? Gerçek. Ne söyle? Dünyanın en kalabalık kutlanan 8 Mart aktivitesi Buenos Aires'te yapılıyor diyebiliriz. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Kadınların her türlü haklara sahip olması ve bunu coşkuyla kutluyor olmaları mükemmel bir şey. Darısı Türk kadınlarımızın da başına dostlar. Yani ve özellikle bu sokaklar 8 Mart dolayısıyla kapatılmış, trafiğe kapatılmış durumda. Düşünün, sırf bu aktivite yapılabilsin diye. Evet, polis kadınları dövmek için kapatmamış arkadaşlar sokakları. Bu sokakta bir tane polis yok. Kadınlar eğlensin diye yapılmış. Şimdi kalabalık daha başlamadı. Yürüyoruz. Herhalde bayağıdır gördüğüm tek erkek benim. Biraz sonra beni de siktir ederler buradan bence. Yavaş yavaş ben de uzarım erkek erkeğe. Zaten kendini sıkılıp tutmak isteyeceksin. Yani evet tabii. Düşüncelerin Deniz.
Çok heyecanlıyım çünkü yıllardır korkudan kutlayamadığım 8 Mart'ın acısını burada bugün çıkartacağım. Çıkarmak istiyorum. Tüylerim bile diken diken oldu. Daha ne ki şimdi nelerle karşılaşacaksın? Sizce artık bağırmak, dans etmek, kendimi ifade etmek. Acaba bugün bir polis beni yaralayacak mı? Abi otobüsü gördüm. Otobüsü ezmeden. Evet, bugün renkli görüntülere hep birlikte şahitlik edeceğiz. Göstermek istiyorum. Burada böyle... Hola! çok güzel etler var. Quanto vale? 800. Ekmek arası yapıyorlar. O da 500. Çok güzel ama ben buradan yedim de sadece bayıldım. Buraya dönüp yiyelim sonra arkadaşlar mutlaka. Ekmek arası et 800 peso yani... 2 dolar. 2 dolar. 40 lira civarı. Diğeri de 500. 1,5 dolar yani 30 lira. Güzel. Çok güzel. Gelip deneriz birazdan. Şimdi bir kalabalığa doğru gidiyoruz. Ay burada da bir şey yapıyorlar. Böyle yumurtalı falan şöyle yakından göstereyim. Hamburger galiba. Hangisini sormak istiyorsun? Quanto vale? Neydi? Quanto vale? 8. 8. Este 6. 600. Bu 600, bu da 800. Yine aynı fiyatlar. Where are you from? Turkey. Türkiye. Si. Türkiye. Türkiye. Ne diyorsunuz ya? Ya keşke dedik ki biz de bir pankart hazırlasaydık. Türk kadınları da burada diye. Hiç aklımıza gelmedi ya. Burada tabii biralar satılıyor. 600. İki tanesi. Violencia obstétrica es violencia sexual. Exigimos la capacitación obligatoria al personal de salud en violencia obstétrica. Burada bir tane alan konuşlar. Kadınlar konuşmalarını hazırlamışlar. Tek tek söyleyeceklerini söylüyorlar. İşte kaybettiğimiz kardeşlerimiz için falan filan. Yani anladığım birkaç bir şey var. Feminismo es antirracista, plurinacional y popular. Herkes işte parlak parlak makyajlar yapmış burada hala. Meral Akşener. Meral Akşener burada bakın. Şey gerçekten Meral Akşener değil mi bu? Altılı masaya geri dönünce Meral Akşener. Hadi eğlence başlıyor.
yürüyor şu anda. Hepsi çok güzel kadınlar. Yürüyorlar. Bazı yerlerde işte dans ederek protestolarını gerçekleştiriyorlar. Bazı yerlerde metinlerini okuyarak. Kimse de onları rahatsız etmiyor. Gerçekten böyle sinir oluyorum. Bak geçen sene de aynı duyguyu yaşamıştım burada. Burada da böyle hani kadınlar için yolların kapatılması, onlara destek olan bir devlet. Kıskanıyorum açıkçası onları. Aynı zamanda çok tatlılar. Saçının aralarına pullar. Bizim nasıl yüzümüze yaptık. Ben de geçen sene geldiğimde gördüm herkes böyle pulları dökmüş. Dedim bu sene de yapacağım bunu. Deniz'in vardı sağ olsun. Pullarını benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Bugün bizim günümüz. Evet. Gerçekten az önce şey dedim. Bizim ülkemizde böyle kutlanmaması beni çok üzüyor ve gerçekten her düşündüğümde sinirden gözlerim doluyor. Ben sinirlendim, evet. Ağlarım. Biliyorum ki bizim ülkemizde de 8 Mart kutlamalarında artık görmeyelim. Polis müdahalesini lütfen artık kadınların protesto yaptığı yerlerde görmeyelim. Hatta insanların, çünkü bizim protesto hakkımız var ve bunu kimse elimizden alamaz. Evet, burada da bir şeyler yapılıyor. Çok nedir bu ellerindekiler? Hiç görmediğim bir müzik aleti. Bir fikriniz var mı? Bu müzik aletlerinin ismiyle ilgili bir fikriniz var mı? İlk defa görüyorum ve bilmiyorum yani. Evet, şurada bir topluluk dans ediyor. Ay, çamur yerlerde. Kadınlar futbol oynuyor. Kadınlar futbol oynuyor. Çok tatlı. Ay, neden duygulanıyorum ben her yerde? Ağlıyorsun geliyor. Ve basın da burada tabii ki. Bu güzel görüntüleri kare kare çekmeye devam ediyorlar biz gibi. Ya çok güzel görünüyor. Şuradan bakın, harika görünüyor gerçekten. Muhteşem bir kalabalık ve çoğalmaya devam ediyor kalabalık. Tabii ki bu kadar insanı da doyurmak lazım. Burada insanlar da satış yapıyorlar. Yani burada düşünsene binlerce erkek olduğunu, hiç eğlenceli olmazdı. Bir şey soracağım. Burada şu an burada olduğum için zaten kadın olmaktan gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Ama daha da gurur duyuyorum böyle. Hani inanılmaz, evet. Bir güç, inanılmaz. Burada bir... inanılmaz bir sinerji var şu anda, evet. Ya. İnanılmaz. Bu kadınlar Bolivyalı diye tahmin ediyorum. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that.
şunu konuşuyoruz aramızda. Biz bir saattir alandayız ve ilk defa polis gördük. Bakın kaç kişiler. Allah aşkına bakın kaç kişiler. İki kişiler, o da bence insanlara bir şey olur diye bekliyorlar burada yani. İnanılmaz. Araba geçmesin diye duruyordur. Evet, o da evet araba geçmesin diye yolu koruyor muhtemelen. Ya burada da bu arada tiyatro var. İnsanlar tiyatro sırasında. Sanırım opera da olabilir. Opera da olabilir evet. Burada bilet kişisi. Evet, ara sokaklara girmeye başladık alandan ayrılıp. Burada da hareketlilik bitmiyor. Burada da bir grup insan yürüyor hem de çocuklarıyla birlikte yürüyorlar. Bakar mısınız? Mesela. Yani bir de bizim oradaki mücadeleyi görselerdi, bir de bizim oradaki zorlukları görseydi nasıl bir dayanışma, ne kadar güçlü vallahi, olurdu onu merak artık ediyorum. Artık hiç bilmiyorum çünkü çok fazla bastırıldığımız için her konuda ülkece. Yani bunu 10 katı olduğunu düşün yani. Yani eğer... ya 10 katı olurdu çünkü herkes yetecek kadar yani. Zindan yok. Ya da bizim gibi artık yorgun savaşçı olurlardı yani. Hepimiz çok yorulduk ülkece, çok yorulduk. Bu arada burada da öldürülen bayağı kadın olmuş ben. Hani okudum biraz. Evet, evet. Ama yine de bizim ülkemiz kadar olduğunu pek zannetmiyorum. Bizim bildiklerimiz var, bir de bilmediklerimiz var. Yani çünkü. Şeye bakmak lazım. Yasa nasıl işliyor burada? Cezalar nasıl? Bunlar affa sığınabiliyorlar mı? Affa dışarı çıkabiliyorlar mı? Böyle bir tür suçları. Yani bize göre daha iyilerdir diye düşünüyorum buradakiler. Onu bir araştıralım. Bu kadar kuvvetli seslerin çıkması onlarda da bir şeylerin ters gittiğini de gösteriyor aslında. Yani. Duyanlar yerinde kadınlar aynı problemi yaşıyorlar ama en azından protesto ederken insanlara karşı çıkılmıyor. Polisler coplamıyor. Dedik ki bir tane polis vardı. Şimdiye kadar gördük sadece bir tane. Bir tane evet. Bir de insanların yüzü gülüyor ya. Mutlular ya. Yani biz de zombiye döndük hepimiz artık. Bu arada biz bu kadar hani abartıyormuşuz gibi gelebilir. Çok anlatıyoruz çünkü buradaki enerjiyi falan ama hiç abartmayacağız yani, gibi değil. Yani gelip görmeniz, hissetmeniz lazım ama bence kadraja da yansıyordur mutlaka bütün bu olanlar. İnanılmaz bir güç, inanılmaz bir kadın gücü var burada ve herkes çok az. Bakar mısınız? Herkesin yüzü gülüyor burada şu anda. Herkesin yüzü gülüyor. Yorgun olanlar da dans etmekten yorulmuşlar. Ama insanlar gerçekten çok mutlular ve çok kenetlenmiş durumdalar. Yani kadın görüp mutlu olmamak mümkün değil. Bakar mısınız? Hepsi birbirinden tatlı. Market raflarına baksana hepsi boşalmış. Boşalmış değil mi market rafları? Bu arada herkesin elinde bira var. Özendirmek gibi olmasın. Biz de buranın en iyi birasını aldık, Patagonyaları. Ve geceye devam ediyoruz. Gece tüm renkleriyle devam ediyor. Daha yeni başladı canım. Daha evet. Yeni başladık. Daha yeni başladık. Bakalım daha nelere şahitlik edeceğiz burada. Oralara da gireceğiz. Sonra da bir şeyler yiyelim önce. Bir yerde. Ben anlamadan buğuluyorum hepsini. Hepsi tabii, hak ediyor çünkü. Hepsi buğulamayı hak ediyor. Burada haberciler haber yapıyorlar hemen. Onu da göstereyim size. İnsanlar, yorulanlar oturmuşlar burada. Karınlarını doyuruyorlar. Bazı takım biz de öyle. Burada oturuyoruz. Birazdan görüntülere devam edeceğiz. Renkli görüntülere. Hola! Hola!
¿De dónde son? Yo soy de Misiones Jardín América. Saludos para toda mi gente de allá. ¿Aquí, Buenos Aires? No, Argentina. Sí, Argentina. Brasil, San Pedro, la frontera. Sí, muy bonito, muy bonito. Muy bonito. ¿Pero vives aquí? No, estoy de visita. Ah, visita. ¿Para hoy? Para el Día de la Mujer. Ah, gracias. Feliz día. Şey yapmışlar, buralı değil, yani buralılar, Arjantinler de burada çok uzakta bir yerde oturuyorlarmış ama bugün bu etkinlik için gelmişler kocasıyla birlikte. Evet, şu anda biz de oturduk burada hep birlikte, Deniz, Ali ve Doğancan. Doğancan da buraya gezmeye gelmiş ama bir türlü ayrılamadı bu Buenos Aires'ten. Niye ayrılamadın Doğancan? Yani öyle spesifik bir sebebi yok da işte güzel. Yani güzel, genel... bir sebebi yok ama yani, güzel. İşte keyfim yerinde. Keyfin yerinde ama gezmeye başlayacaksın sen de. Ya tabii. Buradan hareketle o da böyle gezmeye başlayacak. Deniz'i size zaten başka bir bölümde Deniz'in hikayesini konuşacağız hep birlikte. Cumartesi günü evimde parti zaten biliyorsunuz. Evet, gündüzünde de seninle bir röportajımız var. Deniz'le de ayrıntılı olarak konuşacaksınız. Bu kadın tek başına 8 Mart'ta söyleyeyim. Ülke ülke geziyor. Kendine yararlı şeyler yapıyor. Onunla ilgili de bir bölüm gelecek. Öyle, oturuyoruz şimdi. Sonra gelişmeleri çekmeye devam edecek. Evet, Deniz şu anda adımları öğrenmek istedi. Çünkü burada kapoeira dansı gibi bir şey yapıyorlar. Evet, şimdi duraksadık. Hem bir şeyler yiyoruz hem de burada içecek bir şeyler almaya geldik. Böyle bir şey söyledim. Fiyat ne severim 8 Mart'ta. Böyle et, ekmek arası et. Ve bayağı da büyük bir et bu, yani bayağı büyük. 2 dolara böyle bir şey alabildik buradan. Sosis de 1,5 dolardı. Ve Cansu. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir gece geçiriyoruz. Bu hani böyle eğlence falandan öte bize bambaşka duygular hissettirdi. Özellikle Deniz ve bana, çünkü biz bir kadın olarak Türkiye'de böyle günlerde nasıl muamele gördüğümüz çok iyi bildiğimiz için. Hala da çözmüş değiliz neden böyle şeyler olduğuyla ilgili. Siz de yorumlarınızı yazın aşağıya. Ne düşünüyorsunuz? Burada bu kadar özgürce kutlanabiliyorken böyle günler niye bizim ülkemizde bu şekilde kutlanamıyor? Ben çok merak ediyorum. Buna karşıt bir görüşü olan varsa, bunu açıklamak isteyenler lütfen aşağı yorum olarak iletsinler. Çünkü hiç bilmediğim bir konu bu benim. Neyse, şunu demek istiyorum ki burada çok mutluyuz. Aynı şeylerin, bu aktivitenin bu kadar görkemli kutlanıldığı bir Türkiye'de görmek istiyoruz. Bu arada bize destek olmak isterseniz abone olmanız, yorum yazmanız ya da beğenmeniz bizi desteklemiş olacağınız anlamına gelir. Sen bir şey söylemek ister misin? Kesinlikle bizi beğenmeniz, yorum atmanız bizi desteklediğiniz anlamına gelir. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kullarımı beğendiyseniz dostlar, şöyle bir emoji de koyabilirsiniz. Ben de var. Olarak. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Özgür ve mutlu bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle sevgili dostlar.